Merhaba sevgili arkadaşlar. 11. sınıf tekrar testiyle devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? İman eden kullarıma söyle, namazı kılsınlar. Alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan bizim yolumuzda gizli ve açık harcasınlar diyor ayet-i kerimede. Hangisiyle alakalıdır yani düşünce. Ona bakalım. A. İnfak etmenin adabı. B. İnanç, ibadet ilişkisi. C. Namaz kılmanın önemi. D. Dünya ahiret dengesi. E. İnsanın rızkını araması gerektiği. Genel hatlarıyla baktığımızda inanç ve ibadet ilişkisinden bahsediyor. Çünkü iman eden kullarıma söyle diyor Allah. Burada iman, inanç kapsamına giriyor. Diğerleri de namaz veya alışveriş, bu gibi şeyler de ibadettir. Bu açıdan baktığımız zaman düşünce inanç ve ibadet ilişkisidir. Diğer soru. Bu ayetler dikkate alındığında insanla ilgili hangilerini varlığı diyor? Ayetleri okuyalım. Sizi boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurunuza geri getirilemeyeceğinizi sandınız. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Onlara size vermediğimiz yerler ve imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da, gözleri de, kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi. Bir, sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. İki, dünya ve ahiret dengesini gözetmelidir. Üç, hayatın bir anlamı olduğunu fark etmeli diyor. Genel hatlarıyla baktığımızda sorumluluk bilinciyle hareket etmekten bahsediyor ve hayatın bir anlamı olduğundan bahsediyor. Allah size pek çok nimet verdik. O yüzden hayatın bir anlamı var, sorumluluğunuz var diye ikaz ediyor. Bu açıdan baktığımızda cevap 1 ve 3 Ceyhan oluyor arkadaşlar. Bir diğer soru, bir şiir vermiş Necip Fazıl Kısakürek'ten. Neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında diyor. Şiirde bugün düşünceyi destekleyen niteliktedir. Şıkları okuyalım. A. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. B. Nerede olursanız olun, isterlerse sağlam yapılı kalelerin içinde olun. Ölüm size gelip yetişecektir. Burada baktığımız zaman aslında şiirle örtüşüyor. Çünkü şiirde ölümden bahsediyor. Burada da ölümden bahsediyor bu ayette. Doğru cevabımız çıktı B. Diğer şıkları da okuyalım. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Burada hayırdan bahsetmiş zaten. Ve takvadan bahsetmiş. D. İşte onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Burada da insanların yapmış olduğu, yapacak olduğu şeylerden bahsetmiş. E. Öyle bir günden korkun ki o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Burada her insanın kendi başına bir sorumluluk sahibinde ve sahibi içinde olduğundan bahsediyor. Bu açıdan baktığımızda B şıkkı bu şiirle örtüşmektedir. Bir diğer soru. Bu şiirden aşağıdaki yerden hangisini oluşturamaz? Hayat kısa bir zaman dilimidir. Evet. Ölüm kaçınılmaz bir gerçektir. Evet. Dünya nimetleri geçicidir. Evet. İyiler cennete gidecektir. Hayır. Burada böyle bir şeyden bahsetmiyor. E, ölüm ansızın gelecektir. Evet, doğru cevabımız D olacak. Beşinci sorumuz. Sürekli bir anlam arayışı içerisinde olan insanoğlunun nereden geldim, neden buradayım, ölüm sonrası ne olacak gibi sorular hep gündeminde olmuştu. Bu soruları Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet cevap verildiği görülmektedir. Hangisi bu cevabın biri değildir diyor. Şıkları okuyalım. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet, burada insanın sorumlu olduğundan bahsediyor. Ey insanlar, sizi topraktan yarattık. Ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız.
Burada ölümden bahsediyor, ölüm sonrasından bahsediyor. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayat yaratandır. O mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır diyor. Burada da ölümden ve amelden bahsediyor. O yeryüzünde olanları hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Doğru cevabımız çıktı aslında. Altı çizili yerle bu ayetin herhangi bir bağlantısı yok. Burada Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetten, gökyüzünden, semavattan bahsediyor. Bu açıdan doğru cevabımız D olacak arkadaşlar. Altıncı soru. Aktarılan hikayede altı çizili bölümde verilmek istenen mesajı açıklayan ayetlerden hangisi açıklamaktadır diyor. Adamın biri bir şekilde ölüm meleğiyle karşılaşmış ona. Biliyorum senin elinden kurtuluş yok ama benim senden bir istirhamım olacak. Geleceğin zaman bana haber versen de ben de ölüm için hazırlığımı yapsam der. Melek tebessüm eder ve ayrılır. Aradan yıllar geçer ve melek adama gelerek verdiği sürenin dolduğunu söyler. Bunun üzerine adam itiraz eder. Ama seninle anlaşmıştık gelmeden önce bana haber verecektin. Ben de ona göre hazırlığımı yapacaktım der. Melek şöyle cevap verir. Sana haber verildi, sen anlamadın. Önce saçın sakalın ağrıdı. Çoğunluğu döküldü. Sonra belin büküldü. Dizlerinin dermanı kalmadı. Dilin dolaşır oldu. Arkadaşlarım vefat etti. Bütün bunlar sana ölümün bir habercisiydi diyor. Baktığımız zaman şöyle. Allah'ın sana verdiği şeyleri de ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Ve her canlı ölümü tadacaktır. Sizi kötülük ve iyilik ile deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. C. Kime uzun ömür versek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Aslında burada doğru cevap çıktı. Hala düşünmeyecek misiniz diyor. Yani size uzun ömürler verdik, daha sonra yaratılışınızı ters çevirdik diyor. Gücünüzü azalttık diyor. Doğru cevabımız C olacak bu açıdan. Altı çizili olan yerle C şıkkındaki ayet-i kerime örtüşmektedir. Hazreti Peygamber'in sahabeye verdiği nasihatiyle vurgulanmak istediği aşırı hangisidir? Sahabelerden Osman bin Manzun sürekli ibadet edeceğim, sabahlara kadar namaz kılacağım, akşama kadar oruç tutacağım diye söz edince Hazreti Peygamber onun yanına çağırarak sen benim sünnetimi beğenmiyor musun diye sorar. Osman bin Manzun hayır ey Allah'ın Resulü yemin olsun hayır. Aksine aradığım şey senin sünnetindir dedi. Hazreti Peygamber bunun üzerine şöyle buyurdu. Bil ki ben hem uyurum hem namaz kılarım. Oruç da tutarım, iftar da ederim. Kadınlarla evlenirim de. Ey Osman Allah'tan kork. Zira ehlinin senin üzerinde hakkı var. Misafirin senin üzerinde hakkı var. Nefsin senin üzerinde hakkı var. Öyleyse bazen oruç tut, bazen ye, namaz kıl. Uykunu da al buyurdu. Vurulmak istenen şey hangisidir diyor burada. A. Sahabe olmanın gerekleri. Hayır. B. Dünya ve ahiret dengesi. Evet, doğru cevabımız çıktı. C. İbadet etmenin önemi. D. Kulluk hakkının önemi. E. Sünnete bağlılık. Hayır. Burada dünya ve ahiret dengesinden bahsediyor. Yani tamamen dünyayı boş vermeyeceğiz ama dünyalı da olmayacağız. Bir denge profilinde olacağız. Zaten Müslüman da tam ortadadır, vasattır. Ümmetül vasıta diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Dünya ve ahiret dengesini iyi kurmamız gerekiyor. Numaralanmış ayetlerde sırasıyla ahiret kavramının aşamalarından hangileri vurgulamaktadır diyor. Onların arkasında tekrar edilecekleri güne kadar devam edecek ve dönmelerini engel bir perde vardır diyor. Burada berzah aleminden bahsediyor. Kimilerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter diyor. Burada yeniden dirilişten bahsettiği için bas kavramından olacak. 3. Kimilerinin sevabı ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimilerinin sevabı hafif gelirse işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmalar sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Burada mizandan bahsediyor. Yani teraziden bahsediyor. 4. Sura üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerine kalkıp boşanıp Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim kaldırdı?
Bu Rahman'ın vaat ettiğiydi. Peygamberler gerçekten doğruyu söylemişler derler. Burada da haşırdan yeniden dirilmeden haş olmaktan, yaratılmaktan bahsediyor. Doğru cevabımız A şık olacak. Bu parçada cenaze işlemleri ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisine değinilmiştir? İnsanın cenazesi saygıya layıktır. Bu saygı bir yönüyle ölünün yakınlarına teselli mahiyeti taşır. Bu yönüyle de ölümün bir yok oluş olmadığını ifade edilir. O ölmüştür fakat yine insandır. Bu dünya açısından ölmüştür fakat başka bir alem için yeniden doğmuştur. Ölünün adeta yeni bir doğmuş bir çocuk gibi yıkanması bir yönüyle de yeniden doğuş olayını sembolize etmekte. Bir yönüyle de bu fani yolculuğun yani dünya hayatının kendisi üzerinde bıraktığı kirleri gidermeyi temsil etmektedir. Bu yıkanmanın ardından ölen kişi yeni doğan çocuğa giydirilen zıbın misali kefene sarılır ve büyük bir özenle kabrine taşınır ve beşiğine indirilir. Ötesini Allah biliyor, gidenleri biliyor, gidenler biliyor. Biz de bildirdiği kadarını biliyoruz. Hangisinden bahsedilmemektedir diyor. Tekbirden bahsedilmiyor. Teçhizden yani cenaze işlemleridir bu. Tekfinden defnedilmekten bahsediyor. Teşhiden bahsediyor. Defiden bahsediyor. Burada tekbir yani Allahu Ekber lafzından bahsetmediği için doğru cevabımız A olacak. Bu parçanın düşüncesini aşağıdaki ayetlerden hangisi daha çok desteklemektedir diyor. İnsan belirli amaçlar için yaratılmış, sorumlulukların sahibi var, sorumluluk sahibi bir varlıktır. Onun başlıca görevi kendisini ve evreni mükemmel bir şekilde yaratan, tabiattaki varlıkları hizmetine veren Allah'ı tanıyıp ona ibadet etmektedir. Verdiği nimetler için ona şükretmek ve güzel davranışlarda bulunmaktır. Kendine, ailesine ve topluma faydalı olacak işler yapmaktır. Allah'ın kulları olarak yeryüzünü imar ve ıslah etmektir. O yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğü yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Burada semavatın nasıl yaratıldığından bahsediyor. B şıkkında hangi dizinin davranışçı daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü hayatı yaratan odur. O güçlüdür, o çok bağışlayıcıdır diyor. Burada insanın ölüm ve hayat arasındaki sorumluluğundan bahsettiği için aslında doğru cevap çıktı B olacak. Diğer şıklara bakalım. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan odur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Burada Allah'ın müminin kalbine güven ve esenlik verdiğinden bahsediyor. D şıkkında ey iman edenler Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Burada Allah'a ve Resulüne itaat etmekten bahsediyor. E şıkkında siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an ile uyarmaktan vaz mı geçelim? Burada da Allah'ın uyarıcı olduğundan, Kur'an-ı Kerim uyarıcı olduğundan bahsediyor. Doğru cevabımız B olacak. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili açıklayan hangisi söylenemez? Bir, Kur'an-ı Kerim'de ahiret inancını temellendiren bazı ayetler insanların duygularına da hitap eder. Yasaklanan her fiil bir yönüyle insanın içindeki iyi olanı yapma duygusunun yitirilmemesini sağlamaktır. İnsandaki iyilik melekesi vicdanıdır. İslam dininin emir ve yasakları insanın vicdanı gelişimiyle doğru orantılıdır. Bu yüzden peygamberler gönderildikleri toplumlarda öncelikle ahlaki problemlere yönelmiş bir bireyin hem kendisiyle hem de topluma ilişkisi sağlıklı bir temele oturtmaya çalışmışlardır. Hangisinden bahsetmektedir diyor. Şöyle baktığımız zaman birinci cümlede ahiret inancının insan manevi yönüyle ilişkisi değinmiştir. Evet. İkinci cümlede İslam'ın emir ve yasaklarının bazı amaçlarından söz edilmiştir. Evet. Üçüncü cümlede insanın içindeki iyilik hissinin kaynağı belirtilmiştir. Evet. Dördüncü cümlede insanın vicdanının fıtratından kaynaklandığını belirtmiştir. Burada aslında emir ve yasaklarıyla bahsettiğini söylüyor. Evet. Fıtrattan bahsetmiyor. O açıdan baktığımızda 11. sorunun cevabı D olacak.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bu şema ile ilişkilendirilemez diyor. Kıyamet, mahşer, mizan, cennet, cehennem. İnsanın kıyamet ve daha sonrasındaki evresinden bahsetmiş. O gün sürahi sönecek. Ardından Allah'ın dedikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek. Burada bundan bahsediyor zaten. Ve inkar edenleri, insanları Allah yolundan ve yerli olsun, dışarıdan gelmiş olsun, bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız mescid-i haramdan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azabımız tattırırız. Burada cehennemden bahsediyor. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimselere de gönderilen peygamberleri mutlaka sorguya çekeceğiz. Burada mahşer günündeki mizandan bahsediyor. D şıkkında andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. Burada insanın yaratılış yerisinden bahsediyor. Kıyamet ve sonrasından bahsetmiyor. Doğru cevabımız o açıdan D olacak. Buna göre parçada sözü edilen sempozyumun konusu açtakilerden hangisidir? İlahiyat profesörü olan Mehmet bir katıldığı bir sempozyumda üstün özelliklere sahip bir varlık olarak dünyaya gelen insan ortama bir ömür sürmekte, sonra da hayata veda etmektedir. Evrende pek çok şey insana hizmet eder. Güneş, ay, denizler, dağlar, bitkiler, hayvanlar bu durumu örnek olarak gösterilebilir. İnsan gibi ayrıcalıklı yaratılmış bir varlığın dünyada belli bir ömür sürdükten sonra ölüp yokluğa karışması da akla aykırıdır. İnsan bunun için yaratılmış olamaz. Onun daha ulvi amaçla yaratılmış olması gerekir. Dünya hayatının bir amacı olmalı. Ölüm bir yok oluş değil, başka bir aleme geçişin ilk adımı olarak görülmelidir diye konuyla ilgili düşüncelerini dile getirmiştir. Hangisinden bahsetmektedir diyor. İslam dininde sosyal hayat, hayır. Sekülerleşmenin ahiret inancı etkisi, yani topluma ayak uydurmanın, modernleşmenin ahiret inancı sahibi burada böyle bir şeyden bahsetmiyor. Dini emirlerin bireysel ve toplumsal boyutu hayır. Kur'an'ı anlamada aklı doğru kullanmanın katkısı hayır. Hayatın anlamlandırılmasının ahiret inancının önemi evet. 13E olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisini yanlış bilgi vermektedir diyor. Kıyamet sözlükte kalkma, doğrulma, dikilme, ayaklanma, dirilme gibi anlamlara gelen bir kavramdır. Evet. İslami bir terim olarak ise dünyanın bağlı olduğu kozmik sisteme meydana gelecek değişim sonucunda evrendeki düzenin alt üst olması, dünya hayatının son bulması anlamına geliyor. Evet, bu da doğru. 3. Kıyametin ne zaman kopacağı sorusu tarih boyunca daima insanların zihnini meşgul etmiştir diyor. Evet, bu da doğru. Ancak bu konuda Allah peygamber dışında kimse kesin bir bilgiye sahip değildir. Burada yanlış bir bilgi var. Çünkü peygamber de bilmez kıyametin ne zaman kopacağını. Sadece Allah bilir. O açıdan değişik olacak cevap. 15. Aşağıdaki ayetlerden hangisi ahiret hayatının aşamaları ile ilgili farklı bir kavramdan bahsetmektedir? Kitap ortaya konur. Suçları kitabın içindeki korkuya kapılmış görülsün. Allah bizi bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük her şeyi bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarını bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Burada ölçüden bahsetmiş. Mizandan bahsetmiş. B şıkkında o gün ölçü tart haktır. Artık kimin tartıları ağa gelirse işte ona kurtuluş erenlerdir. Burada da tartıdan bahsetmiş. C şıkkında artık kimin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluş erenlerin ta kendileridir. Evet, burada da tartıdan bahsetmiş. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratma başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Doğru cevap çıktı aslında. Burada kıyametten bahsediyor. Diğer şıklarda ise mizandan, teraziden, hesaptan bahsediyor. Doğru cevabımız D olacak o açıdan. 16. Bu ayetlerde ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir? Andolsun ki ölseniz de dirilseniz de Allah'ın huzuruna mutlaka toplanacaksınız. Düşün o günkü dağları yürütürüz, yeryüzünde dümdüz görürsün.
Sonra da bütün insanları yeniden diriltecek, bir araya getirecek, bir tekini bile geride bırakmayacağız diyor. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'tan aciz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. Burada nelerden bahsetmiş hemen bakalım. Andolsun ki ölseniz ölürseniz de Allah'ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız. Burada haşırdan bahsediyor, bahsettan bahsediyor. Düşünün ki o gün dağları yürütürüz diyor, yeryüzünü yok ederiz diyor. Burada kıyametten bahsediyor, ölümden bahsediyor. Bahsedilmeyen tek şey ise berzah alemi. Haşırdan da bahsediyor. Haşır tekrardan dirilmeye, yaratılmaya deniyor. Bu açıdan baktığımızda berzah, berzahtan bahsediliyor. Berzah diğer alemdir. Burada diğer alemle ilgili şeylerden bahsediyor ama diğer alemin niteliğiyle ilgili her şey, herhangi bir şeyden bahsetmiyor. 17. Buna göre doğada gerçekleşen bu olaylar ahiret ilgili kahraman hangisiyle ilişkilendirilir diyor. Yaprakların renk değiştirmesiyle ağaçlar soğuk mevsimlere hazırlanır. Azalan gün ışığı ile birlikte fotosentez olayının azalmasından dolayı bitkilere yeşil renk veren kloroplast azalarak renk veren kromoplast kendini göstermeye başlar. Sonbaharda kabaklar altın sarısı olur. Ak ağaç yaprakları parlak sarı renge bürünür. Kırmızı meşeler ateş kırmızısı renkleriyle dikkat çeker. Kahverengi renk ancak toprak öldüğünde ortaya çıkar. Her yıl gerçekleşen yaprak dökümü ilkbaharda tekrar yeniden yeşilliklerle bırakır. Burada tekrardan yaratılmaktan bahsediyor aslında. Düşünün ki ilkbaharda yeşeren şeyler aslında sonbaharın bittiğini gösteriyor. Yani yeni bir dirilmeden bahsediyor. O açıdan baktığımızda bas kavramı buldur. Bas kavramıyla örtüşmektedir. Haşır toplanmak demek. Kıyamet büyük felaket demek. Ölüm zaten yok olmak demek. Mahşerde toplanan yer demek. Burada istenilen kavram bas kavramıydı. 18. soru. Hazreti Peygamber bir gün Hazreti Ömer'e benim dünyaya ücretim yoktur. Ben dünyada sıcak bir yaz gününde yolculuk yapan bir süvari gibiyim. Sıcaktan bulunan süvari ağacın altında gölgelenir. Sonra yolla koyulur ve orayı terk eder. Dünyada ancak ağaç altında gölgelenen sonra ayrılıp terk eden yolcu gibiyim buyurmuştur. Asıl vermek istenen mesaj hangisidir diyor. Dünya hayatının geçiciliği, evet, burada aslında bundan bahsediyor. Dünya gelip geçicidir. Bir istasyonda gibiyiz. Tren geldi bizi bu istasyonu bıraktı. Daha sonra günü ve vakti geldiğinde tekrardan trene binip ahirete irtihal edeceğiz. Dünya hayatı bu açıdan baktığımızda gelip geçicidir. Doğuracağımız A olacak. Buna göre Hazreti Peygamber'in cevap verirken okuduğu ayet aşağıdan hangisidir diyor. Bir gün vahiy meleği Cebrail, Hazreti Peygamber kıyamet ne zaman sorusu sormuştur. Bu soruya Hazreti Peygamber bu sorunun sorduğu kişiyi bu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını vererek ardından Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumuştur diyor. Hangisini bakalım. Her canlı ölümü tadacak ve sonunda hepimiz huzurumuza geleceksiniz diyor. Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden isteyeceğim. D'ye bakalım. İnsanlar hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. De ki onlar hakkında bilgi sadece Rabbinin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olanlar da bizleriz. Allah'tır yani. Baktığımızda kıyametin gizliliğinden ve onu sadece Allah'ın bildiğinden bahsediyor. E şıkkı da Araf suresi de bu konuyla alakalıdır. O yüzden baktığımızda doğru cevap E'dir arkadaşlar. Hazreti Bekir'in bu sözlerindeki aşağıdaki ayetler hangisinin mesajı destekler nitelikte değildir diyor. Hazreti Peygamber'in vefatı sahabede derinden üzülmüştü. Olayın etkisiyle farklı farklı tepkiler veren sahabe Hazreti Bekir'e şöyle hitap etmiştir. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tapıyorsa bilsin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. Kim de Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki Allah haydır, ölümsüzdür. Hangisi mesajı destekleyen nitelikte değildir? Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Evet.
Burada Peygamber Efendimizin de ölümlü olduğundan bahsediyor. Ve senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Evet, Peygamber Efendimiz de ölümlü olduğundan bahsediyor. Ey Muhammed, şüphesiz sen öleceksin. Ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. Burada Peygamber yine ölümlü olduğundan bahsediyor. De orada ilk ölümden başka bir şey ölüm tatmazlar. Onları Allah cehennem azabından korumuştur. Burada Peygamber Efendimiz'in ölümüyle ilgili herhangi bir şeyden bahsetmiyor ölümlü olduğuna dair. Doğru cevabımız D olacak arkadaşlar. Dinlediğiniz için, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.